tatları şey yapıyor, daha güzel olur. Bir yayla ve dağ turizminin örneklerini ortaya koymaya başladık. Burada 15 dağ evi olacak bir çalışma vardı ve çok ilgi çekti. Buradan yüzlerce insan arazi istiyor. Dedik biz 15 kişilik bir yer düzenledik. Gerisini siz düzenleyin. Yani bu arada emlakçılar burada iyi bir çalışma yapsa ciddi para kazanacak durumda. Halkın dağa, yaylaya ciddi bir meyli var. Bu anlamda Derbent'te de mantar biter gibi Konya'daki hemşehrilerimiz artık Derbent'te ev sahibi olmak için uğraşıyorlar. Yer alıyorlar, ev yaptırıyorlar ve arsa fiyatları ciddi anlamda yükseldi. Hem de 3-5 kat arsa fiyatları değer kazandı. Bu tabii dokuyu bozmadan, bu doğal güzellikleri bozmadan faydalanmak için iyi bir fırsat. Ben bu anlamda hemşerilerime onu söylüyorum. Bir araya gelsinler, kooperatif kursunlar. Birlikte bu şekilde güzel dağ evlerine sahip olsunlar. Burası 1000 metre bahçe içerisinde 65 metrekarelik bir dağ evi, kulübe. Ama çok harika bir yer. Ve ben burada ömrümün en güzel zamanını geçiriyorum diyebilirim yani. Evet. Konya çok talep ediyor ama yer yok. Ben dediğim gibi belediye başkanlığı bırakıp emlakçılığa başlayacak değilim. Bu konuda başka hemşehrilerimiz bu görevi yapsınlar. Yani şu anda yüz kişilik kontenjana sahip kooperatifler kursalar çok kısa zamanda o kooperatifler dolar. Özellikle geçtiğimiz Ramazan ayında o sıcaklarda burada şu anda püfür püfür esen bir havada biz yalan dünyanın cennetini yaşıyoruz. Yani burada Ramazan'da oruç tutmak sıkıntı değil, bir keyif haline geliyor. Geceleri soba yakmadan da yatılmıyor şu anda. Tam bir yayla havası var. Manzara deseniz müthiş. Etraf ormanlık. Harika bir yer. Yani insan burada gençleşiyor, dinçleşiyor ve yaşama sevinci artıyor. Onu söyleyebilirim. Burası sürekli esiyor. Yani burada hep taze hava teneffüs ediyorsunuz. Burayı 1700-1600'lerde falan diyebiliriz. Alada biliyorsunuz 2385 metre. 1600'lerde diyebiliriz buraya. Ama bu bile çok ciddi anlamda bir şey farklılık oluşturuyor. Evet, burada çevrede tabii daha benzer yerler bulunabilir. Bununla ilgili bir arkadaşlar kooperatif kurup güzel yerler bir araya getirebilirler. Ayrıca biz bu bahçede organik domates, salatalık, biber yetiştiriyoruz. Ve geçmişte özlemini duyduğumuz o sarı, o yumru yumru domatesleri, o lezzetli mis gibi kokan domatesleri geçen yıllar yedik. İnşallah bu sene de yiyeceğiz. Yani burası da Konya'nın ak yokuşu gibi. Derbent'e gelen de buraya çıkıp bir manzaraya bakıp dönüyor. Ve böylece burada ev edinme isteği de artıyor. Şu anda çok ciddi anlamda arsa için, ev için talep var. Bu konuda bize düşen bir şey varsa biz yardımcı olacağız. Kooperatifleşmeye destek veririz. Belediye olarak öncülük yaparız ama sonuçta bu özel teşebbüsün yapacağı bir olay. Bu yayla turizmi, dağ turizmi veya buradaki o güzelliklerden faydalanmak için şahısların bir araya gelip kooperatif kurarak bunu yapmaları lazım. Sonuçta biz burada 15 kişi bir araya geldik ve böyle güzel bir yere sahip olduk. Benim için en güzel şey, dünyadaki en güzel yer şu anda burası. Başka yer yok yani. Evet. Hangisini yapalım? Şeylerimiz büyümeye başlamış. Şurada çok. Nerede? Şu an şurada. 2 yıl mı oldu? 2 yıl. Yani maşallah. Evet. Arazi hemen şey yapıyor. Cömertlik yapıyor. Cömertçe. Nerede varmış ama? Arka taraftaki de şey olmuş. İleride de ayvadan. Kendim geleceğim, budayacağım, şey yapacağım filan dedi.
böyle özel bir şey yaptı. Bunun çukuru bir sene bekledi. Ya görüyorum da sulamak lazım. İki gündür sulamazsam kurur onlar. Onu kayınvalide getirdi.